çalışma olacak yani. Yani yeni bir sıkıntı yaratmadan ama evet. Kentin damarları değişiyorsa, enerji damarları, bunları da iyi bir şekilde yapmak zorundayız. Yani kazmadan nasıl olacak? Evet. Yani direkler işte deprem bölgesinden pay biçelim. Depremin yaşandığı o günlerde en büyük tehlike elektrik direkleri, kablolardı. Şimdi geçtiğimiz herhalde bugünler gibiydi, hatırımda kalmış. Bir yaylada hani Demirdere, Küçükören gibi yerlerimizde, Küre gibi yerlerimizde oldukça fırtınalı, yağışlı bir günler yaşamıştık. Bir hafta sonrasında bu kez Demircili mahallemizde, Karadoğan ve Seyrekli mahallemizde yaşamıştık. Elektrik kabloları yerde. Ya şimdi bunu bir çocuk dokunabilir. Oradan geçen yani hayvanları artık bahçeden getiriyorsa, işte dama götürecek insanlarımız. Çocuk en azından yerdeki teli dokunabilir. Yani böyle bir ters durumlarda yaşanabilir. Şimdi Ödemiş'te yer altına alınıyorsa bu elektrikler kesinti anlamında güzel bir olay. Trafolar yenileniyor. Trafolarda herhangi bir arıza çubuğu olsa hemen kısa sürede tekrar beslemen, çok fazla elektrik kesintisi yaşamadan kentin adeta enerji olarak kalitesinin yükselmesi hepimiz için geçerli. Bilgisayar için geçerli, mutfaktaki araçlar için geçerli, buzdolabı, çamaşırı, süt sağan makinesi, sanayide makinesi olan çalışan tornacı, kaynak hepsi bir bütün. Bu anlamda biz böyle bir hizmeti aldığımız için mutluyuz. Yaşanırken de bu kazmadan olmayacağına göre, toprak gün yüzüne çıkmadan da olmayacağına göre o sıkıntıları da göğüslemek zorundayız. Önemli olan o sıkıntılarımız uyumlu bir şekilde bir an önce giderebilmek. Şimdi gelirken buraya yani en son uğradığım yer Adnan Menderes Bulvarı. Yani adliyeden aşağıya dün asfaltla kazılan yerlerin kapanması başlamıştı. Hemen diğer şeritte de kazı çalışması var. Bunlar olacak. Önemli olan yaz içinde bu çalışmaların kent içinde bitirilerek hem bizim hem de firmalar tarafından kapanması, asfaltlanması, şehrin adeta sürüş, yürüme kalitesinin arttırılması, insanlar hoplaya zıplaya gitmesin. Anadolu Caddesi böyle. Maalesef. Diğer caddelerimizde bunu yaşıyoruz. Ulus'ta da yaşıyoruz ama buralarda da bir yağmur suyu çalışması yaparak o altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra, bu Saracoğlu'nda da olacak, Hürriyet Caddesi'nde de kazılacak. Ondan sonra da kentin ana arterleri dediğimiz Saracoğlu Caddesi bunun başında geliyor. Bankalar Caddesi, Yayla Caddesi, Bilgi Sokak, yine Anadolu Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, birbirine var, Sefa Sokak. Bunlar şehrin ana taşıyıcı. Yani ambulansın çok iyi kullandığı, itfaiyenin kullandığı ve insanların, minibüslerin çok kullandığı yer. Bunlar da iyi bir şekilde getirdi. Ama altyapıyı da bitirmek istiyoruz. Üstünü kapattık. Bir ay sonra bir daha kazdığımız zaman milli servet, boşa giden para, emek, zaman ve tozla insanlar boğuşuyor. Bu da hoş olmuyor. Onu da iyi bir şekilde planlamak istiyoruz. Yani bu planlamayı da dışımızdaki kurumlarla da götürürüz. Onlar karar aldıysa onlarla bir uyumlu. Ama en çok planlamayı tabii büyükşehirle birlikte yaparak kentimizin kırsaldaki çalışmalarımızı planlıyoruz.